Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel benim Nako Angora Elite iplerim var ve bunlarla size çok güzel bir model çalışmasıyla birlikte olacağız. İplerim eskiden kalma Nako Angora Elite ipler arkadaşlar %15 moher %85 premium akrilik bir ip. 100 gramında 490 metre var. Güzel bir kırmızı ve beyaz aynı aynı ipin bir de beyazıyla çok güzel bir model çalışmasıyla birlikte olacağız. Şimdi bu model çalışmasıyla istediğiniz her türlü örgüyü yapabilirsiniz. E, bluzlar, yelekler, e, ister yazlık, ister kışlık, istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle modelimize başlayalım ve beraberce yapalım. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Hemen zincirimizi çekelim ve başlayalım. Tığım benim e, tulip e, 3 milim 5 yazan tulip silikon saplatığı arkadaşlar. Bu tığlarla öbür tığlar arasındaki fark var. O yüzden hani ona göre siz de ipinize göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir biraz bir zincir çekelim. Ve modelimizin çalışmasına hemen birlikte başlayalım. Çok sıkı çekmeyin arkadaşlar zincirlerinizi. Bakın şöyle gevşek gevşek çekin. Sıkı çekerseniz yaptığınız örgülerde altta bir şey olur. topla böyle sıkılık olur. Yani açılma yapmaz o da pek hoş olmaz. O yüzden biraz gevşek yaparsanız örgünüzde daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Şimdi şu, şu kadar bir zincir çektim. Hemen şimdi e, diğer e, ipimi bağlayayım. Bunu da buraya bağlayalım bir sıra bir renkten öreceğiz bir sıra bir renkten örerek modelimize devam edeceğiz modelimiz çok kolay ama bir, o kadar da gösterişli bir model arkadaşlar şimdi burada iki zincirle yukarıya çıktım bakın bir iki hatta üç zincir çektim başlangıç için şimdi burada hemen şuraya bir değil hemen şu ikinciye batarak bakın şu şeye zincirimize batarak buraya tırabzanımızı yapıyorum. Bakın. Üçlü trabzan yaptım. 1 2 Aynı deliğe bakın bir daha battım. 3 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Araya da 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi burada arkadaşlar 2 4 5 tane atlayalım. 6.'ya batalım. Bu sizin şeyinize göre değişir. Ee, yani e, zincirinizin çekişinize göre de değişir. 5 veya altıncaya batabilirsiniz. Şimdi burada da 6 tane e, şey yapacağım. Trabzan yapacağım. Batamadım bir türlü. Şimdi bakın. Bir bu birinci trabzanımız. İki. Üç. Dört. 5 aynı yere batarak e, üçlü trabzan yapıyoruz. Birin bir tane çekiyorum sonra ikisini sonra üçüncüyü. Şimdi bu araya 2 veya 3 zincir çekin. 3 e, zincir çekelim. Burada yine 2 4 5 tane atladım. 6.'ya geldim. Yine buraya aynı şekilde bakın 2 3 de çıkararak 6 tane trabzan da buraya yapacağım. 2 3 4 5 6 Yine 3 zincir çekiyorum. Yine aşağıdan 5 tane atlıyorum ve 6.'ya batıyorum. Yine buraya 6 tane tırabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 Şu şekilde arkadaşlar. 6 tane yaptım. 3 tane zincir çektim. Sonunda 2 4 5 tane atlayıp bir tane daha yapabilir miyim diye baktım. Şimdi buraya yine 6 tane yapalım. Veya burayı artık bitirelim çünkü e, zincirim yetmeyecek. Buraya da 2 3 4 tane trabzan yapalım. Sonuna 4 tane trabzan yapalım. Ve bir şöyle bir zincir çekip burada bırakalım. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan yine bu tarafa geçiyoruz. Şimdi buradan batıyorum. E, bakın e, burada e, kırmızı ipimizi alacağız. Ve buradan bunu aldım. Yukarıya çıkardım. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi 3 tane zincir çektim. Şu aynı yere bir daha battım. Bir sık iğne ile bağladım. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım. Burada bakın. Aşağıda 5 tane bırakmıştık e, zincir. Bir. ikinci zincirime batıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakmıştık. İki zincir. Zincire battım. Bu şekilde aldım. Şu zincirde ortada kaldı. Beyazın çektiğimiz zincir ortada kaldı. Burada ikili trabzan yapalım. Şu şekilde ikili trabzan yapalım. Arada iki tane zincir doladım veya bir de çekebilirsiniz şimdi burada arada bir tane atlıyorum zincir hemen yanındakine battım ve yine buraya ikili trabzanımı yaptım araya benim iki çok geldi bir de olabilir tığım da kalın çünkü 1 2 3 zincir çektim şimdi burada 6 tane trabzan yapmıştık 1 2 3 4 5 6 tam ortadaki 1 2 3 3 de burada şuraya batıyorum bakın tam ortaya battım Buraya bir sık iğne ile bağladım. Yine 3 zincir çektim. Doladım. Bakın burada şu battığımız yer. Bir zincir atlıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Ve buraya ikili trabzanımı yaptım. Araya ben e, bir zincir çekiyorum. Sizin elinizin ayarına göre ayarlayın. Bir tane atladım. Yanındakine geldim. Ve yine burada ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim şimdi burada yine üç burada üç burada tam ortaya bir tane sık iğnemi yaptım 3 zincir çekiyorum doluyorum arada bir tane atlı bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum ikili trabzanımı yapıyorum arada bir zincir çektim ben bir zincir, zincir atlayıp bir öbür zincire batıyorum yine iki tane e, ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim. Ve yine bu üçlünü altının tam ortasına batarak şöyle yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Doladım. Yine bakın bir tane atlıyorum. Şuna batıyorum. İkili tırabzan. Şimdi e, şeylerinizi şunları ikili de yapabilirsiniz tırabzan üçlü de yapabilirsiniz. Daha büyük olmasını istiyorsanız üçlü trabzan yapabilirsiniz. Beyaz olan yeri. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane atladım. Yanındakine geldim. Bir ikili trabzanla bitirdim. 2-3 zincir çektim. Şimdi burada şuraya geliyorum arkadaşlar. Bir tane e, sık iğne ile bağladım. Bir iki tane zincir çektim. Şimdi şuraya batıyorum. Bunu çıkartıyorum. Hemen şunu alıyorum. Bakın. Şunu alıyorum. Buradaki ipimi alıp bunu buradan çıkartıyorum. Şimdi 1 2 3 Burada dönüşlerde Şimdi 3 zincir çektik. Bir tane daha çekelim. 4 tane zincirimiz oldu. Şimdi burada doluyoruz. Burada direkt bakın şu bir zincir çektiğimiz şu araya direkt buraya üçlü trabzan olarak bakın şöyle 6 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane doldurduk bakın şöyle araya 1 2 3 zincir çektim şimdi direkt e, şuradaki şeye atacağız şuraları hiçbir şey batmadan Şuradaki e, bir zincirli e, deliğimize boşluğumuza batıyoruz yine 6 tane dolduruyoruz 1 2 3, 4, 5, 6. Şu aradaki zincir eğer çok geliyorsa arkadaşlar 4 de çekebilirsiniz şu zinciri. Benimki bakın normal oldu. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum 1, 2, 3 doladım. Yine bakın şurada iki araya batarak 6 tane yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalımdan izleyerek yaptığınız çalışmaların resimlerini bana Instagram sayfam organik dantel alt dire, örgü hocam YouTube e, sayfama resimlerini gönderirseniz mesajla e, ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlara da bir faydamız olsun. Bakın şimdi burada 2, 4, 5, 6 şaşırtmalı olarak gidiyor. Bakın yani e, bir böyle bir böyle. E, bu, şöyle bakın e, çaprazına e, yapmış oluyoruz. Şimdi sonuna geldim. Hemen sonuna da 1, 2 zincir çektim. Şuraya batıyorum. Şu boşluğa batalım. Şöyle bir şey yapıp şu şekilde bırakalım. Şu şekilde. Şimdi hemen buradan devam edeceğiz. Şuraya batıyorum. Şuradaki şeyime battım. 1 2 3 tane zincir çektim. Doladım. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Şuradaki boşluğa batıyorum. Bakın. Şu e, zincir kırmızıyla bir beyaz boşluk var. Bir de şu kırmızının altında şuraya araya batıyorum ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Yine bu 6 tanenin ortasına batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir doladım şimdi bakın burada şu 3 zincirli olan boşluğa şu boşluğa batıyorum ikili trabzan arada bir zincir yine bakın şu boşluğa batıyorum ikili trabzan çekiyorum şimdi 3 zincir çekiyorum ve Şuradaki üç altı tanenin ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum yine 3 zincir çekiyorum doluyorum şurada sık iğnenin sağına ve solundaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz arada bir zincir yine buraya battım İkili trabzan şimdi 3 tane zincir çektim Şuradaki tam ortaya batıyorum 1 2 3 zincir çektim doladım bakın örneğimiz kolay sadece şöyle bakın şaşırtmalı gidiyor başı ve sonunda da birinde tam bitiyor birinde de yarım başlıyoruz 1 2 3 hemen ortadaki ne 6 tane trabzanın ortasına battım bir sık iğne 1 2 3 tane çektim şimdi burada da şuraya boşluğa batıyorum araya bir zincir çektim yine doladım şu deliğe batalım şuradaki bakın şur şuraya battım İkili trabzan yapıyorum sonunu çekerken beyazımı alıyorum bakın iki tanesini bıraktım ikisini çektim bunu alıyorum bunu buradan çeki çekiyorum şu ipimi de sıkılayalım şimdi bir iki üç dört zincirle geriye döndüm Doladım. Şimdi bakın şurada yine bir zincirlik bir boşluğumuz var. Buraya şu birinci sıranın aynısını pardon ikide çıkarttım. Üçlü trabzan hepsini ikide de çıkarabilirsiniz. Ben bu minik minik kalplerin daha güzel ol daha yeri durması için üçte çıkarttım. Hepsini de ikide de çıkarabilirsiniz. Şimdi üç tane zincir üç tane trabzanımı yaptım. Üç tane de zincirimi çektim doladım Yine bakın şuradaki boşluğuma geldim. Yine burada 3 tane 6 tane yapıyoruz. 2 3 4 Kolay bir örnek arkadaşlar. 5 Bebek örgülerinde de çok tatlı olur. Minik minik kalpler şeklinde. Arada 3 zincir çektim. Ve yine şuradaki boşluğuma geldim. Yine 6 tane buraya trabzanımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Araya da hep 3 zincir çekiyorum. Siz gergin olursa onu 4 de yapabilirsiniz. O şekilde ayarlamalarınızı da yapabilirsiniz. Yine 6 tane dolduruyorum. Bu ilk sıranın aynısı arkadaşlar. 5 4 aşamalı oluyor. 1. aşamada zaten şu, şu birinci yaptım beyaz. 2. aşama şu. Sonra çapraz olduğu için bunu yapıyoruz. 3. de bu beyazı, 4. de de bu kırmızıyı yapıyoruz. 2 4 5 6. Arada 3 zincir ve son şuraya 4 tane yapalım. 1 2 3 4 tane yapalım bir zincir çekip bırakalım bakın şimdi hemen bunun kırmızısına başlayalım şu boşluğuma al girdim hemen buradan alıyorum <laughs> 1 2 3 zincir çektim şu boşluğa yeniden battım şu şekilde şimdi yine e, şeydeki gibi 3 zincir 3 zincir çekiyorum doluyorum bakın buradaki şu boşluğa batarak ikili trabzanımı yapıyorum arada bir zincir yine şu sık iğnenin sağına ve soluna boşluğa batarak ikili trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim şuraya boşluğuma altı tanenin ortasına bir sık iğne ile bağladım yine 3 zincir çektim buraya 1 araya bir zincir bu da trabzanımızı yaptık üç tane zincir çektim yine tam ortaya batarak devam ediyorum minik minik kalplerimiz oluştu bakın arkadaşlar aslında iki sıralık bir örnek ama başlangıç ve sonucun sonunda bir şeylik olduğu için size orayı da gösterme ihtiyacı hissettim başlangıcında birinde tam baş yarım birinde tam başlıyoruz. O şekilde ilerliyoruz. 3 zincir. Şimdi buraya battım. Arada bir zincir. Yine boşluğuma battım. Şimdi yine 3 zincir çekip şu en son şuraya yaptığımız yere batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip bir daha batı batıyorum. Bakın batıp bunu alıyorum. Şunu e, tığıma aldım. Buradaki bıraktığımı. Bunu buradan çıkardım. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi burada 4 zincirle 2 3 4. 4 zincirle dönüyorum. Ve direkt buradaki boşluğuma 6 tane mızı yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 arada 3 zincir ve yine bakın buraya geçiyorum şuraya atlıyorum yine üçlü trabzan yaparak 1 2 3 4 5 6 arada 3 zincir yine bakın şuraya boşluğuma geliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 3 tane zincirimi çektim ve yine boşluğuma buradaki bir zincirlik boşluğuma geldim 1 2 3 4 5 6 2 tane zincir çekiyorum şimdi şuraya batıp şuradaki zincir çektiğimiz yere batıyorum bir zincir çekip bırakıyorum bakın şu şekilde şimdi yeniden buraya başlıyoruz şu 3 zincir çektiğim yere batıyorum ve bunu aldım buradan aldım 1 2 3 zincir çektim doladım şuradaki boşluğa batıyorum ikili trabzanımı yapıyorum buraya yine bakın bir e, yuva oluşturmuş olduk şöyle şimdi yine 3 zincir 1 2 3 şuraya yine 6 tanesinin ortasına batıyorum 1 2 3 zincir Doluyup şu boşluğuma batıyorum ikili trabzanımı yapıyorum arada bir zincir yine boşluğa battım ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir yine ortasına battım 3 zincir şu boşluğumuza batarak devam ediyoruz örnek kolay zaten eliniz alıştığı zaman e, örnek kendiliğinden e, ilerliyor arkadaşlar 1 2 3 arada bir zincir 1 2 3 1 2 3 sonuna geldim bakın şu boşluğuma battım arada bir zincir çektim şu kırmızı 3 zincirlik olan yerime battım Şöyle birinci e, ikili çıkartmanın tekini yaptım. Tekini yapmadan hemen şunu buradaki ilmeğimi alıyorum. Bunun içinden geçirip şu ipimi arkadan da bunu da sıkılayalım. Sonra buraya da yine 4 e, zincir çekerek e, pardon 4 e, zincir çekerek şuraya üçlü dolgumuzu yapacağız. Yani yine e, şunu e, yapacağız. Birinci sıraya dönüyoruz. Bakın arkadaşlar minik minik kalplerimiz çok güzel oldu. Kırmızı ve beyaz da çok güzel yakıştı. Bunu ister bebek örgülerinde kullanın ister daha yani bluzlerde yeleklerde olabilecek güzel bir model arkadaşlar. Şimdi bu modelin bir de şöyle bakın daha burası ikide çıkarılmış hali bu üçte çıkarılmış hali bu daha minik minik bir kalpler oluştu bundakilerde daha büyük kalpler oluştu. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. bunu da benim kardeşim Entel Dantel Örgü evinden bu model arkadaşlar. Ondan da şey yapabilirsiniz. İzleyerek de yapabilirsiniz. Bakın çok güzel bir şekilde bunu istediğiniz iplerle de çalışabilirsiniz. Koton iplerle olsun, normal iplerle de olsun. İkisini de her her türlü de yapabilirsiniz. Daha büyük kalpler veya daha küçük kalpler şeklinde de, de e, yapabilirsiniz Arkadaşlar benim e, bu e, şeyde anlatacaklarım bu kadar e, sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşça kalın arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olup yoruma beğeni yaparsanız sevinirim hoşça kalın arkadaşlar